İlk adım bilim, kültür ve sanat şenliği bugün yapılan açılış töreniyle başladı. İlk Adım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk Adım Belediyesi tarafından desteklenen İlk Adım Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği'nde öğrencilere yönelik 62 atölyede çeşitli bilimsel etkinlikler yer alıyor. Evet, yeter canım, dur. Onu yeşil bir şey yeme. Bundan üzerine koyduğumda ne olur sizce? Karışmaz mı? Gerçekten bu sene eğitim öğretim sürecine büyük bir heyecan ve coşkuyla başladık. Bunun en önemli boyutlarından bir tanesi de Türkiye Yüzyılı Maarif modeliydi. Model kapsamında okul dışı öğrenme ortamları çocukları heyecanlandırmak, onların öğrenmelerini desteklemek üzere kurgulandı. Şenlik hakkında bilgiler veren İlk Adım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlk Adım'da bilim kampüsü yapmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Ben bugün çok mutluyum. İlk Adım'da yaşayan genç çocuklarımızın katıldığı her aşamadan, anaokulundan lise sınıflarına kadar her öğrencimizin katıldığı bilim, kültür ve sanat şenliği gerçekten son zamanlarda bu teknoloji alanında gençlerimizin katkısı çok önemli. Binlerce gencimiz artık teknolojiye ilgi duymaya başladı. Burada da bunu görüyoruz. 10 gün sürecek bu şenliklerde çocuklarımız bilim atölyelerinde gerçekten kendi becerilerini burada sergileyecekler. Biz de inşallah İlk Adım Belediyesi olarak projelerimiz arasında olan Bilim Kampüsü adı altında güzel bir kampüs yapacağız. Ve ilk adımlı başta gençlerimizin, çocuklarımızın olmak üzere bütün ilk adımlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Batı Park Mesire alanında düzenlenen şenlikte bilim, sanat, drama, uzay, robotik tasarım, tarım gibi farklı alanlarda planlanan etkinliklerle 20 bin katılımcıya ulaşılması hedefleniyor.